Haftanın son gününde Hayatın İçinden programından mutlu günler sevgili seyirciler. Yine dopdolu bir programla sizlerin karşısındayız. Detaylara geçmeden önce programımızda neler var? Kısaca bir göz atalım. Çılgın gurme Taner Güngör harika lezzetleri sizler için araştırmaya devam ediyor. Enfes bonfile tarifine hazır mısınız? Ağzı da şef gidiyor. Şef gidiyor. Göz çevresi kırışıklıklarından tek seansta lazerle nasıl kurtulunur? Doktor Nihat Dik anlatıyor. Göz çevresine bir şeyler koymak, kremler sürüp işe yaramasını beklemek artık tarihte kaldı. Öyle bir düğün yap, öyle bir düğün yap ki şu Ankara bir yıldız ha. Yok. Ünlü oyuncular Özgür Can Çevik ve Başak Parlak başrolünü paylaştıkları Şefkat Yerimdar 2 Bizde Sakat Çok filmiyle ilgili ekibimize neler söyledi? Biz eğlendik çekerken. Açıkçası çıkan işte ben de bir yani böyle parça parça izleyebildim. İnsanlar sevdiler. Bakalım bu ikincisini de daha çok işte severlerse işte izleyicinin tepkisine göre. Geçtiğimiz yıl eşi usta müzisyen Kayahan'ı kaybeden İpek Açar'la çok özel bir röportaj gerçekleştirdik. Single'ımızda iki tane şarkı olacak. Bizim hep dilimizde, hep gönlümüzde. Hayat yamandır, zehri yalandır. Çok zamansız gitti, çok zamansız. Çok sancılı bitti, kalp dermansız. Yeni saç imajıyla karşımıza çıkan Soner Arıca bu konuda neler söyledi? Komik olmadan yoksa şık olunabilir yani. Dayanacak gücüm yok olanlara. Şu elbisenin muhteşemliğine bakar mısınız? Gözlerime inanamıyorum. Ünlülerin akın ettiği Köstebekliler 2 animasyon filminin galasında neler yaşandı? Ya saf değil de pratik zekaları yok. Kalıntılar, bozulmuş gözleri. Türlü kötülükler yapıyoruz. Bu film çekilemez, zor. Çok zor. Nostalji köşemizde yine sürpriz bir isim sizleri bekliyor. Bakalım kimmiş? Sesini duyarsın diye aşkı dokudum kilime. İki gözüm, iki iki çeşme duvarların ardında. Ben iki kere ağladım. Salkımlı o sokakta ellerimi tut. Geceden sonra sabah, her kıştan sonra ilkbahar. Türk halk müziğinin usta isimlerinden Fatih Kısaparmağ'ın başarılarla dolu müzik yolculuğunu mercek altına aldık. Seni sordum yastığıma, seni sordum boş odama, hesap sordum yumrukladığım duvarlara. Mor salkımlı o sokakta ellerimi tut, okşa yine saçımı. Dizinde uyut, ne çok severmişim, gidince anladım bu serseri gecelerde sana. Bay Kilim ya da Türkü Baba olarak da adlandırılan Fatih Kısaparmağ'ın müzik yolculuğu, Ankara Devlet Konservatuarı ve TRT Ankara'dan Fatih Kısaparmak bu albümüyle bir anda şöhret olmuştu. Sesini duyarsın diye aşkı dokudum kilime, ismin dolandı dilime, anlıyor musun? Yetinmedim, türkü yaktım, gayrı bu candan bıktım. Hani senin olacaktım, dinliyor musun? Anadolu müzik kültürünün çağdaş bir soundla genç kuşaklara aktarılmasında önemli bir görev de üstlenen Fatih Kısaparmak, 1990 yılında Cemre Düşünce, hemen bir yıl sonra Güneşi Biz Uyandırdık
ve 1992 yılında da Portakal Çiçeğim adlı çok başarılı albümlere imza atmıştı. İki gözüm, iki iki çeşme, duvarların ardında yıkılmadım, çözülmedim, umutlarım yarında. Aslan oğlum, güzel kızım, oyuncaksız mı kaldın? Sana şeker alamadım ama onurumu bıraktı. Kariyeri boyunca Grup Kilim, Grup Mozaik ve Grup Avrasya adlı 3 ayrı konser orkestrası da kurarak sayısız konser veren Fatih Kısaparmak, 1994 yılında Hoşça Kal demiş, 1995 yılındaki Mozaik 1 ve 1996'daki Dicle'nin Oğlu adlı albümleriyle zirvedeki yerini korumayı başarmıştı. Gizli gizli kanardım ben, derde kimelik banardım ben. Kışları görmüş çınardım ben, yıkacaksan gel yık gülüm. Kırmızı karanfil takardım saçına, güller açtırırdım daracığına. Yıldız kayarken dilek tutardım, güneşi sererdim ayaklarına. Kırmızı karanfil takardım saçına, güller açtırırdım daracığına. Yıldız kayarken dilek tutardım, sevirdim çıplak ayaklarına. Dünyanın dört bir yanında konser vererek halk müziğimizin en güzel örneklerini yabancı müzikseverlere dinleten Fatih Kısaparmak'ın müzik kariyerinde sırasıyla yaptığı Olur Mu Böyle Hasan, Mor Salkımlı Sokak ve Senin Şiirlerin adlı 3 albümünün yeri farklı olmuştu. Seni düşündüm de çıldırdım yine. Kahrettim seni benden çalan geceye. Seni düşündüm de çıldırdım yine. Kahrettim seni benden çalan geceye. Mor salkımlı o sokakta ellerimi tut, okşa yine saçımı dizinde uyut. Ne çok severmişim gidince anladım, bu serseri gecelerde sana ağladım. Türkiye'nin önde gelen kurum ve kuruluşlarınca 70'e yakın ödüle layık görülen Fatih Kısaparmak, 2000'li yıllarda bir sene aralıklarla çıkardığı Bu Da Ne Rüzgarlar Gördü, Vay Benim Hayallerim ve Sevdaysa Sevda, Kavgaysa Kavga adlı albümleriyle büyük talep görmüştü. Yuvasız kuşlara döndüm sonunda, bir borandı geçti ömrüm toprak başıma. Kendi kendine, kendi kendine, kirvem bugün bela oldum kendi kendime. Besteci, söz yazarı ve yorumcu olarak imza attığı her albümüyle büyük satış grafikleri yakalayan Fatih Kısaparmak, 2004 yılında Ben İki Kere Ağladım, 2007'de Belki Dönemem Anne ve 2009 yılında ise Aşk ve Özgürlük İçin adlı çalışmalarını gerçekleştirmişti. Hayaller kuruyorsan itiraftır bu şarkım, dinle hala seviyorsan. Belki yaş görmedin sen gözlerinde, bir mavzer patlıyordu yüreğimde. Kuş gibi çırpındı kalbin ellerinde, ben iki kere ağladım. Belki yaş görmedin sen gözlerinde, bir mavzer patlıyordu yüreğimde. Kuş gibi çırpındı kalbin ellerimde, ben iki kere ağladım. Ünlü sanatçı 2013 yılındaysa Sonsuza Kadar adlı albümüyle sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Canım benim, canım benim, ben seni çok sevdim de söyleyemedim.
canım benim. Canım benim. Ben sana canım bile diyemedim. Canım benim. Canım benim. Ben seni çok sevdim de söyleyemedim. Canım benim. Canım benim. Kaybetmekten korktum da söyleyemedim. Geçtiğimiz yıl eşi usta müzisyen Kayahan'ı kaybeden İpek Açar'la çok özel bir röportaj gerçekleştirdik. Single'ımızda iki tane şarkı olacak. Bizim hep dilimizde, hep gönlümüzde. Hayat yamandır, zehir yalan. Güzellik köşemizde bakın hangi konuyu sizler için araştırdık, izliyoruz. Göz çevresi kırışıklıklarından tek seansta lazerle nasıl kurtulunur? Doktor Nihat Dik anlatıyor. Göz çevresine bir şeyler koymak, kremler sürüp işe yaramasını beklemek artık tarihte kaldı. Hayatın İçinden programında bugün medikal estetik hekimi Nihat Dik ile birlikteyiz. Efendim merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Çok sağ olun, siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Biz her zamanki gibi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Evet, bugün nasıl bir işlem uygulayacağız? Efendim bugün göz kapaklarıyla ilgili kırışıklıklardan nasıl kurtuluruz? Bunun için mucize bir yöntemimiz var. Bu yöntemin adı karbondioksit fraksiyonel lazer ile göz kapaklarındaki kırışıklıkları giderme. Ameliyat yok, neşter yok, iğne yok, ağrı yok, hiçbir şey yok. Ama göz kapaklarınızdaki kırışıklık nasıl gider onu birazdan izleyip göreceğiz. Evet, bir gösterelim mi hangi kırışıklıklar hanımefendi üzerinde? Bakın, gözün hemen altındaki kırışıklıkları görüyorsunuz. Evet, göz çevresindeki kırışıklıkları görüyorsunuz ve göz üstündeki torbalanma ve elastikiyet kaybını görüyorsunuz. Şişlik yapar değil mi? Şişlik yapar, aşağıya doğru pot yapar. Renklenme yapar. Bunları karbondioksit fraksiyonel lazerle şipşak hemen nasıl halledeceğiz izleyin. Tahminen 5 dakika sürecek. Evet. Hadi merak ettim bakalım. Yapalım. Var mı fark? Ciddi anlamda bir fark var. Evet, göz çevresi kırışıklıklarından lazerle 5 dakikada kurtulabiliyorsunuz. Ve gerçekten de acı yok, sızı yok. Acı olsaydı herhalde Banu sesi çıkardı. Banu sesi çıkmadığına göre ve kırışıklıklar da gittiğine göre 5 dakikada lazerle çok güvenli bir yöntemle, yani lazerle göz kırışıklıklarına elveda diyoruz. Peki sevgili Nihat, etkisi ne kadar sürüyor? Bunun etkisi en az 2-3 yıl kadar devam edecek. 2-3 yıl sonra belki bir seans daha yaptırması yeterli olacak. Ama göz kapağı ameliyatı veya işte göz çevresine bir şeyler koymak, kremler sürüp işe yaramasını beklemek artık tarihte kaldı. Kesinlikle. Diyoruz. Peki biz Banu'ya iki göz arasındaki, iki göz çevresi arasındaki farkı gösterelim mi? Gösterelim. Evet. Buyurun. Biz de görelim. Muhteşem olmuş. Hiç kırışıklık kalmamış. Hasta mutlu. Doktor mutlu. Mutlu. Çok mutluyum, çok. Siz mutlu musunuz? Ben de çok mutluyum. Böyle bir şeye tanık olduğunuz için. Çünkü bu uygulamayı Türkiye'de ilk defa yapan doktor olarak ben de mutluyum. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Yeniliklerle tekrar buluşmak üzere. Çok sağ olun. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle. Baba, oğul, kutsal ruh adına. Benim sana ne oluyor? Öyle bir düğün yap, öyle bir düğün yap ki şu Ankara bir yıldasın ha! Yok. Ünlü oyuncular Özgür Can Çevik ve Başak Parlak başrolünü paylaştıkları Şefkat Yerimdar 2 Bizde Sakat Çok filmiyle ilgili ekibimize neler söyledi? Biz eğlendik çekerken. Açıkçası çıkan işte ben de bir yani böyle parça parça izleyebildim. İnsanlar sevdiler. Bakalım bu ikincisini de daha çok işte severlerse işte izleyicinin tepkisine göre. Ben Şefkat Yerimdar, evin sahibi. Hayatın içinden sıradaki haberle devam ediyor.
Türk Medya Grubu'na bağlı Alem FM 22. yaşını çalışanlarına verdiği partiyle kutladı. Tüm radyo ekibinin katıldığı kutlamada 22. yıl coşkusunu yaşayan radyocuları pastada kesti. Alem FM'in 22. yaşını kutluyoruz. Ne hissediyorsunuz? Yani Alem FM'de görev yapıyor olmak çok önemli bir gurur. Türkiye'de radyo denildiğinde ilk akla gelen radyolardan bir tanesi. Son yıllarda ise çok önemli ivmeler kazandı. Bundan sonra çok güzel şeyler olacak. Hep beraber ekip arkadaşlarımızla güzel bir uyum, motivasyon içerisinde. Yeni yılımızı, yeni yaşımızı kutluyoruz. Mutluyuz. Alem FM Türkiye radyolarında çok önemli bir isim aslında. Radyoculuğun gelişiminde 22 yıldır çok önemli şeyler yaptı. Alem FM büyük bir aile ve 22. yılı demek geride çok büyük anılar, hatıralar bırakmıştır demek. Buradan birçok isim geldi geçti. Tabii ki çok özel bir gün bugün bizim için. Türkiye'de ulusal radyoculuk piyasasında Alem FM koskoca 22 yıl geride bıraktı başarıyla, birçok ödülle ve her geçen gün dinleyicisine kenetlenerek. Ben çok uzun yıllardır Alem FM'deyim. 12 yıl çalıştım, sonra bir ara verdim, Alem FM'den ayrıldım. Ama tekrar Alem FM'de dinleyicilerimizle buluştum. Alem FM benim kariyerimde çok önemli bir radyo. Vallahi aslında çok güzel şeyler hissediyorum. Çünkü ben çocukken bu radyoya gelip giderdim. O zaman lisedeydim. Yani lise çağı, işte çocukluk çağı. Ve yıllar sonra bu radyonun gece yayıncısı oldum. O zamanlar tabii daha buranın çalışanlarına daha böyle imrenerek bakarken benim için büyük bir hayal gerçekleşmiş oldu. İşte Bülent Baygüller o zamanlar burada çalışıyorlardı ve ben çok imrenirdim onlara. Şimdi ama bu radyonun 22. yılında buranın yayıncısı olarak burada çalışıyorum. O yüzden çok mutluyum. Alem FM bir kere Lig Radyo'nun abi radyosu. O açıdan benim için çok kıymetli. Bir de yani iletişim bilimi şudur. Yani kaynak vardır, mesaj vardır. Bir de alıcı vardır. Onu da kodlayan iletişim biliminin işte televizyonu, radyosu, aracı vardır. Şimdi radyo öyle sıcak kodlayan ki her yerde, her şekilde duyabileceğiniz, özümseyebileceğiniz bir şey. Alem FM Türkiye'nin en büyük en geleneksel radyolarından bir tanesi. İçinden pek çok star yetiştirdi. Ve yetiştirdiği starlar Türkiye'de sadece radyoda değil, televizyonda çok büyük işler yaptı. Yani bugün Alem FM dediğin radyonun Ata Demirer gibi bir adam var. Geçmişinde. O tip çok özel adamlar var. Çok farklı insanlar var. Hepsine emeğine sağlık. Lig Radyo ailesi olarak bizim de abi radyomuz olması hasabıyla ve Türkiye'de insanları konuşan ve konuşturan radyo olması hasabıyla ilk 3'e ilk 4'e giren bir radyo. Her zaman için böyledir. Yani Alem FM'in gücünü, büyüklüğünü, reyting sıralaması falan değiştirmez. Alem FM hep büyüktür. Hep büyük kalacaktır. 1,5 sene önce biz yollarımız kesişti Alem FM'le. Ama 1,5 yılda bayağı 5-10 sene sanki burada çalışıyormuşçasına bir sıcaklık, bir ortam. Tabii bu bizim hoşumuza giden bir durum. Çünkü baktığınız zaman radyoculuk mesleği, radyo programcılığı bu sıcaklıkla bir şekilde gidiyor ve bu sıcaklığı kurumda hissettiğiniz zaman dinleyiciye yansıtabiliyorsunuz. O yüzden o konuda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Daha nice 22 yıllara diyoruz. Çok büyük bir aileyiz. İnşallah daha çok uzun seneler hep birlikte yayın yapmaya devam edeceğiz. Biz bir eğlence, şov kanalıyız ve hani bütün yayıncılarımızla beraber hep birlikte 22 yıllık bir macerayı bugün kutlayacağız. Seneye devriyesini yapacağız. Hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Alem FM'in 22. yaşı aslında Türkiye'de radyoculuk tarihinin de geldiği nokta bakımından son derece önemli. Biz daha dün başlamış gibi gördüğümüz, daha henüz emekleme döneminde zannettiğimiz radyoların aslında 22 yaşına geldiğini bu vesileyle görmüş olduk. Yani Alem FM Türkiye'de özel radyoculuğun tarihi bakımından bir kilometre taşı. Peki 2016'da Alem FM'de ne gibi değişiklikler olacak? Alem FM her zaman olduğu gibi çok enerjik. 2016'da da önemli isimleri ağırlayacak. Hem sanat dünyasının hem de siyaset dünyasının önemli isimlerini ağırlayacak. Güzel sürprizlerimiz var. Bekleyin ve görün yani. Bu sene de 2016'da gerçekten gümbür gümbür geliyoruz. Diğer radyoları biraz daha sıralarını zorlamaya, çok yeni isimlerle, çok yeni müzik programlarıyla bir arada olacağız. Ekibimizle beraber, programcılarla beraber, diğer arkadaşlarla beraber nice 22 yıllar olsun diye çabalıyoruz. Bu ivme hiç inşallah azalmaz, artarak devam eder. 20 yıl sonra bu kaydı izlerlerse, arkadaşlar biz şu an çok çalışıyoruz. Eminim siz de şu an çok çalışıyorsunuzdur.
hem sanat dünyasından hem medya dünyasından çok tanınmış isimleri, gerek Adem Metan isimli bir arkadaşımız var, çok azimli, çıkmaz denilen bütün kişileri yayına alabiliyor. Hem sanatçı konuklarımız olacak, hem de bahar geliyor artık, yaza çok az kaldı diyebiliriz. Yani Ocak ayındayız ama birçok üniversite şenliklerinde üniversitelilerle buluşacağız, organizasyonlarda ve Türkiye'nin dört bir yanında turlarla dinleyicilerimizle buluşacağız. Yani yine dop dolu bir Alem FM yayın akışı ve dinleyicileriyle bütünleşmiş bir kadroyla Türkiye'nin dört bir yanında onlarla buluşmaya devam edeceğiz. Çılgın gurme Taner Güngör, harika lezzetleri sizler için araştırmaya devam ediyor. Enfes bonfile tarifine hazır mısınız? Ağzı da şef gidiyor. Şef gidici. Editörlerimizin ünlüler dünyasından derlediği özel bir haberde sıra. Bir sevgili uğruna sen de benim gibi. O isimler ki birbirinden güzel besteler yaptılar, hem kendileri söylediler hem de diğer sanatçılara vererek onlara da söylettiler. Pop müzikte son yıllarda yorumcu olarak adını parlatmayı bildi Fettah Can. Yıllarca birbirinden ünlü isimlere şarkılar vererek onların zirve yolculuğunda itici güç olan Fettah Can, yorumcu olduktan sonra bestelerini diğer arkadaşlarıyla paylaşmaya devam etti. Soner Sarıkabadayı birçok pop yıldızını besteleriyle müzik listelerinde bir numaraya kadar yükseltmeyi başardı. O isimler arasında kimler yoktu ki? Nihayetinde Soner Sarıkabadayı yorumcu olarak sahneye çıktı ve müzik dünyasını tuzla buz etti. İnadım inat dedi, bir yüzümü güldürmedi. Oradan oraya süründürdü, öldürmedi. Şarkılarıyla pop müzikte farklı bir noktada duran Yıldız Tilbe, yıllarca hem kendi bestelerini kendi söyledi hem de başka sanatçılara söyletti. Yıldız Tilbe son albümünde yıllar boyunca başka sanatçılara verdiği şarkıları bu kez kendi seslendirerek bir ilke de imza attı. Bir gün geri gelecek, senden af dileyecek zamanlar kadar. Bir gün geri gelecek, senden af dileyecek zamanlar kadar. Yırt at gitsin resmini, unut artık ismini zamanlar kadar. Pop müziğe adım attığı günden bu yana başarılı bir besteci imajı yanında güçlü bir yorumcu profili de çizdi Gülşen ve gün geldi yorumcu arkadaşlarına en güzel bestelerini verdi. Gülşen pop müzikte hem kendine hem sanatçı arkadaşlarına beste yapan sanatçılar arasında parmakla gösterilir hale geldi. Hasar büyük, kalbim gidiyor elden, aşım yani uzun boyundan mı, serin suyundan mı, zamansız olman mı? Zaten aşk
hiçbir zaman, doğru zaman kolla hiçbir zaman. Rakibi duranı istemez, ah sever kalp kardan adam. Konservatuar eğitimli bir müzisyen olan Gökhan Tepe hep başarılı besteler yaptı, takdir edildi. Şarkılarını hem kendi söyledi hem müzik dünyasının usta yorumcularına söyletti. Sendeki sabırlar mübarek sende. Pop müziğin ve gazıları Tarkan birbirinden güzel bestelere imza atıyor yıllardır. Tarkan bestelerini hem kendi söylüyor hem de zaman zaman diğer sanatçı arkadaşlarına vererek onların da söylemesini canı gönülden istiyor. Şu elbisenin muhteşemliğine bakar mısınız? Gözlerime inanamıyorum. Ünlülerin Akın Etkon filminin galasında neler yaşandı? Ya saf değil de pratik zekaları yok. Tanıtılar, bozulmuş gözleri. Türlü kötülükler yapıyoruz. Bu film çekilemez, doğru. Çok zor. Birbirinden ilginç, komik, tuhaf ve eğlenceli videolar geliyor ekranlarınıza. Birbirinden komik, ilginç ve şaşırtıcı görüntülere uzanıyoruz. Olaya Fransız kaldılar. Paris'te arkadaşıyla metroya binen Adanalı genç muavinlik yaptı. Alpaşa, Cemalpaşa hadi. Kapat iki kapıyor, kapat iki hadi. Kapat. Ablacığım önden alalım ücretlerimizi. Bir saniye şu. Şu teyzeleri dövecek yemin ediyorum. Şu bayan seni dövecek. Bir özür dile lan. Sizden daha sportif bir yengeç yaza güzel bir giriş yapmak istiyor. Bazen kediler ve köpekler arkadaş olabiliyor. Sahibinin üzerine çıkmış bir güzel masaj yapıyor bu tatlı kedi. Belki that's not how you get massages. He's doing good. Bu sevimli kedi ise sahibinin ilgisini istiyor. Bembeyaz bir sabaha uyanan panda eğlence dolu anlar geçiriyor. Kurabiyesini köpek dostuyla paylaşan sevimli bebek pişmanlık yaşıyor.
Yürümeye yeni başlayan ufaklık babasının yatak odasına kadar gelip ona bakıp daha sonra koşarak kaçıyor. İna! 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 Oh! Ah, pardon, Lisa. Oh! O sopa oradan geçecek. Zamansız gitti, çok zamansız, çok sancılı bitti, kalp dermansız. Yeni saç imajıyla karşımıza çıkan Soner Arıca bu konuda neler söyledi? Komik olmadan, yoksa şık olunabilir yani. Dayanacak gücüm yok olanlara, kaldım sanki ıssız yapayalnız. Hayatın İçinden programı konserleri adım adım takip etmeye devam ediyor. İşte müzik dolu anlar. Zor bela, unutabildim her şeyi. Avutabildim kendimi. Zor bela, çıkarabildim kalbimi. Konserleri takip etmeye devam ediyoruz. Arabesk müziğin yeni starı Serkan Kaya yeni albümü Gönül Bahçem'le Bostancı'da sahne aldı. Her ihtimali düşündüm, bulamadım çaresini. Ya seni terk etmeliydim, ya vurmalıydım kendimi. Her ihtimali düşündüm, bulamadım çaresini. Ya seni terk etmeliydim, ya vurmalıydım kendimi. Körmüşüm, cahilmişim. Sen kim misin, seni sevmişim ben. 3 yıl önce başlattığı Arabesk Gecesi konseptiyle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Gaziantep gibi birçok şehirde konser veren Serkan Kaya'nın Bostancı sahnesine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Düşünmezsem mi, üzülmezsem mi diye daha kaç yer sonra bilirim ki böyle gördüm, böyle yaşadım, sevdim mi sevdim. Sevdim mi sevdim atamadım. Beni daha başkere vurabilir, incitebilir, üzebilirsin. Serkan Kaya'nın şarkılarına müzikseverler de koro halinde eşlik etti. Sevemiyorum senden başkasın. Sevemiyorum bir başkasın. Sevemiyorum senden başkasını, sevmiyorum bir başkasını, yüreğime imzanı atıp gittim, senden kalan
Serkan Kaya'nın Bostancı sahnesinde işte böyle müzik dolu anlar yaşandı. Zor, unutabildim her şeyi. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle baba, oğul, kutsal ruh adına. Oğlum sana ne oluyor? Öyle bir düğün yap, öyle bir düğün yap ki şu Ankara bir yıldasın ha! Yok. Ünlü oyuncular Özgür Can Çevik ve Başak Parlak başrolünü paylaştıkları Şefkat Yerimdar 2 Bizde Sakat Çok filmiyle ilgili ekibimize neler söyledi? Biz eğlendik çekerken. Açıkçası çıkan işte ben de bir yani böyle parça parça izleyebildim. İnsanlar sevdiler. Bakalım bu ikincisini de daha çok işte severlerse işte izleyicinin tepkisine göre. Ben Şefkat Yerimdar, evin sahibi. Vizyondaki yeni filmler ve çok özel görüntüleri geliyor ekranlarınıza. Gerçek bir hikayeden uyarlanan Spotlight isimli film, taciz olayıyla gündeme gelen bir kilisenin kendini aklamaya çalışmasını ve bu tacizi aydınlatmaya çalışan Boston Globe gazetesi yazarlarını konu alıyor. I know there's things you cannot tell me. But also know there's a story here and I think everybody will hear about it. Do you think your paper has the resources to take that on? I do. Do you? The Boston priests molested kids in 6 different parishes over the last 30 years. The church found out about it and did nothing. We haven't committed any long-term investigative resources to the case. No, we haven't. And that's the kind of thing your team would do. Spotlight? Guys, listen. Everybody's going to be interested in this. Başrollerini Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liv Schreiber, John Slattery, Stanley Tucci, Brian D'Arcy James ve Billy Crudup'ın paylaştığı filmi Tom McCarthy ve Josh Singer kaleme aldı. Obviously the church will fight us very hard. Trying to get some background information. I don't want you recording this in any way, shape, or form. Nothing. We understand you've settled several cases against the church. I can't discuss that. There aren't any records of any of these settlements. Nope. When you're a poor kid from a poor family, and when a priest pays attention to you, it's a big deal. How do you say no to God? Spotlight. Just the tip line. You think he's got something? I want to keep digging. We need to focus on the institution. Show me that it came from the top down. This is not just Boston. It's a whole country. It's a whole world. They knew, and they let it happen. It could have been you. It could have been me. It could have been any of us. 1952'de Amerika'nın doğu kıyısındaki müthiş fırtına bir petrol gemisini ortadan ikiye böler. Mürettebatın son bir umutla yaptığı yardım çağrısı sahil güvenlik ekibi tarafından dikkate alınır ve zorlu hava koşullarına rağmen bir sahil güvenlik teknesi kurtarma operasyonu düzenlemek üzere denize açılır. Go up on deck and have a look. We got maybe 3 hours. And then we sink. Gerçek bir hikayeden uyarlanan, heyecan ve macera dolu zor saatlerin başrolünü Eric Bana, Chris Pine ve Ben Foster paylaşıyor. Copy. Pick yourself a crew and you assist that ship. It's your job to go out, right? Coast Guard, they say you gotta go out. They don't say you gotta come back in. We gotta launch some lifeboats. That boat is too small for these seas. You trying to kill us? Every fella here wants to live. The only way that happens is if we work together. Wait!
I'm not giving up on him. The compass is gone! We lost the pumps. We all live, or we all die. Dondurmam Gaymak ve Entelköy Efeköy'e karşı filmlerinin yazarı ve yönetmeni Yüksel Aksu'nun yeni filmi, Cem Yılmaz ve Berat Efeparlar'ın başrolünde oynadığı merakla beklenen İftarlık Gazoz bu hafta vizyona giriyor. Senin oğlunu çekmesene bana. Ne kadar akıllı çocuk. Ya bu oğlan bugün iftarlığımı aldı ya. Ben öylesi lazım. Gazoz. Ne de tembel kaba bir çocuk var. Çilek diye gönderiyorlar beni. Şişe başı 25 kuruş alacak. Gazoz ihtiyacınız var mıydı? Yok çocuğum, sağ ol. Gaza başına da 2,5 lira. Gazoz ihtiyacınız var mıydı? Yok çocuğum. Gazoz, gazoz diye bağırı bağırı ver. Nefislerini gıdıkla. Ne bağırıp duruyorsun? Buluşup, çiçeği girelim. Utanmıyor musun? Ramazan günde milletin nefsini gıdıklamaya sen. Mahalle kültürü, 70'li yılların sıcaklığı, dayanışma, dostluk, eski Ramazanlar, yazlık sinemalar, komşuluk, dostluk ilişkilerini hatırlatacak filmde Cem Yılmaz üstün bir oyunculuk performansı sergilemiş. Gazozcuğum! Asla gazoz kapağı olursa bana da verir misin? Veririm tabii. Moral bozmak, önümüz Ramazan. Ramazan geldi mi bereketinle gele. Baba, ben de oruç tutacağım. Çocuklar tekne orucu tutarlar. Sonra büyünce tutarsın. Anasını bir denesin. Sizlere oruç farz değil. Oruç moruç musun yoksa sen? Hasta mı oldun sen yoksa? He? Gözöz. Usta baba yarısıdır ya. Yalan Labirenti de bugün vizyona giren filmler arasında. Tarih türündeki film 2014 Almanya yapımı. Yönetmenliğini Guido Ricciarelli'nin yaptığı filmde Alexander Felling, Hansi Jorman, Andrzej Zmanski, Frederike Beth, Johan Krisch gibi isimler rol alıyor. Meine Damen und Herren, ein Jurist, für dessen gepanzerte Brust das zarte Flämmchen der Menschlichkeit noch nicht völlig erlosch. Danke. Ich überprüfe die Vergangenheit. Ihr war einer Nazi. Kind, du bist zu jung. Ihr wart alle Nazis. Auschwitz, schon mal gehört? Nein. Nein, und ich muss weiter. Dieses Land will Zuckerguss. Es will die Wahrheit nicht wissen. Ich brauche die Akten der SS-Männer, die in Auschwitz gedient haben. Alle. 1958 yılının savaş sonrası Frankfurt'unu işleyen yapımda ünlü isimlerin Nazi geçmişleri peşlerini bırakmıyor. Genç bir avukat Auschwitz kampında yaşanan savaş suçlarını işlemiş birçok Alman'ın adının geçtiği belgelere ulaşıyor. Ancak onun doğruları ortaya çıkarmak için vereceği mücadele hayatını tehdit eden bir boyuta ulaşıyor. Das erste Mal, dass ein Land seine eigenen Soldaten für etwas anklagt, was im Krieg passiert ist. Keine Zeit, verstehen Sie? Sagen Sie endlich die Wahrheit. Sollte man vergast, du Lump. Wollen Sie, dass sich jeder junge Mensch in diesem Land fragt, ob sein Vater ein Mörder ist? Ja, genau das will ich. Ich will, dass diese Lügen und dieses Schweigen endlich aufhören. Pelin, hayatının aşkı İlker tarafından evlilik hazırlığındayken aldatılır. Bir anda Pelin'in dünyası başına yıkılır. Pelin'e yaşadığı hayal kırıklıkları ve intikam dolu serüveninde yakışıklı bir rock davulcusu olan Burak eşlik edecektir ve hayatını değiştirecektir. Ben bu aralar ağlıyorum. Her şeye ağlıyorum. Benim kalbim ağrıyor. Sığamıyorum dünyaya. Nasıl öldü rahmetli? Kör bıçağın üstüne düştü. Haksızlığa uğradım tamam. Ama bunu yaşayan ilk insan ben miyim? Sen değilsin. Ben ne diyorsam yapacaksın ve sözümden asla çıkmayacaksın, anlaştık mı? Aşka çarem yok zaten. Şimdi. Yılın en aşk dolu komedi filmi. Bence hala ruh güzelliğine önem veren şefkatli, ahlaklı erkekler de vardır bir yerde.
Şükrü Özyıldız, Hande Doğan Demir ve Mithat Can Özer'i buluşturan Her Şey Aşk'tan isimli filmin yönetmen koltuğunda Andaç Haznedaroğlu var. Her şeyden önce kendine dürüst olmalı insan. Ondan sonra da sadece bir karar vermeli. Ne istediğine ve hayatta ne yapacağına. Eğer kendine karşı dürüst olursa insan, ne yapmak isterse istesin, bütün dünya kenara çekilir. Birçok ödül almış Oscar adayı Diriliş isimli film geçtiğimiz hafta vizyona girdi. Safe thing to do is track a new course back up on land. Then what we gonna do? Out there like a bunch of goddamn ducks. You and your half-breed son get to walk on out. I'm talking to you. Filmin yönetmenliğini Oscar ödüllü Alejandro Iñárritu yapıyor. Michael Pank'ın kaleme aldığı The Revenant, A Novel of Revenge kitabından beyaz perdeye uyarlanan filmin başrolü ise Leonardo DiCaprio. We did what we had to do. He was buried right. I ain't afraid to die anymore. I've done it already. Çok zamansız gitti. Çok zamansız, çok sancılı bitti, kalp dermansız. Yeni saç imajıyla karşımıza çıkan Soner Arıca bu konuda neler söyledi? Komik olmadan, yoksa şık olunabilir yani. Dayanacak gücüm yok olanlara. Kaldım sanki ıssız, yapayalnız. Kameralarımızı Özgürcan Çevik ve Başak Parlak'ın ekibimize yapmış olduğu çok özel açıklamalara çeviriyoruz. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle baba, oğul, kutsal ruh adına. Oğlum sana ne oluyor? Öyle bir düğün yap, öyle bir düğün yap ki şu Ankara bir yerdesin ha! Yok. Ünlü oyuncular Özgürcan Çevik ve Başak Parlak başrolünü paylaştıkları Şefkat Yerimdar 2 Bizde Sakat Çok filmiyle ilgili ekibimize neler söyledi? Biz eğlendik çekerken. Açıkçası çıkan işte ben de bir yani böyle parça parça izleyebildim. İnsanlar sevdiler. Bakalım bu ikincisini de daha çok işte severlerse işte izleyicinin tepkisine göre. Ben Şefkat Yerimdar, evin sahibi. Yumurta içinde laf olmaz mı ya? Niye ya? Sen yumurta mısın ki? Baba elini indir. İndir o elini aşağı. Özgürcan Çevik ve Başak Parlak başrolünü paylaştıkları Şefkat Yerimdar 2 Bizde Sakat Çok filminin güzel olduğuna dikkat çektiler. Heyecanlı. Ya, ben hiç heyecanlı değildim. Bir anda heyecanlandım. Böyle ilk kez hiçbir sahnesini izlemedim falan işte filmin. Ben genelde böyle bir uğurum aslında benim işte izlemiyorum. Seyirciyle beraber ya da işte galada izlemek istiyorum diğer insanlarla beraber. Yine izlemedim hiçbir şey. Heyecanla değildim gelirken böyle bir gelince buraya işte birazdan izleyeceğiz falan. Şu an bayağı heyecanlıyım. Çok keyifliyim yani. Ben de heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım. Katılıyorum. Var. Yani oluyor. Ama güzel film oldu. Yani ilkini beğenenler bunu daha çok beğenecektir diye tahmin ediyorum. İki başarılı oyuncu filmi çekerken son derece eğlenmişler. Biz eğlendik çekerken. Açıkçası çıkan işte ben de bir yani böyle parça parça izleyebildim. Gördüğüm kadarıyla güzel bir iş olmuş, temiz bir iş olmuş. İşte tamamını ilk kez izleyeceğim ve
Cidden çok heyecanlıyım ben de. Fragman çıktığı an hemen hangi sahneleri koymuşlar, ne olmuş, hangi nasıl görünüyor falan diye böyle bir baktık. O da heyecanımızı tabii biraz katladı. Yani ikinci film galiba daha eğlenceli oldu değil mi? Evet. Yani daha eğlenceli oldu. İlk filmi sevenler mutlaka bunu da çok seveceklerdir. O yüzden böyle bir şeyiz, iyiyiz yani, mutluyuz. Ben daha çok özledim. Aldığın her nefesi bilmek istiyorum. Sen zaten benim aldığım her nefes. Biliyor musun, ben aşık olmak için büyümek istedim. Ben seni çok temiz bir kalple seviyorum. Canım için seni. İlk filmde karakterlerini tanıttıklarını, şimdi de her şeyin oturduğunu belirtiyorlar. Yani ilk film biraz daha karakterleri tanıtmaya yönelikti en azından büyük bir kısmı. İkinci filmde biz artık bütün karakterleri, seyirciyi bütün karakterleri tanımış olarak varsayarak yaptık. Tepkiler geliyor muydu? Yani size artık ikincisini bekliyoruz. Çok, burada. Çok ve yani uzun süredir bekliyordu insanlar. Yani bize gelen tepkiler öyleydi. İşte artık kısmet bugüneymiş, sonunda geldi. Bana da böyle bir işte iki yıldır falan izleyen insanlar hep devam edecek mi, bir tane daha çeksenize falan sosyal medyadan da mesajlar geliyordu. Zaten birinci filmi biz çekerken bile ikinci filmi çekmeyi düşünüyorduk biraz. Bak, ben burada sakin durabiliyorsam herkes sakin durabilir. Sakin ol. Evin bahçesinde yatır var. Katır baba yatır. Ben evi satmaktan vazgeçtim. Gelecek tepkilere göre üçüncüsünü de çekebileceklerini söylüyorlar. İnsanlar sevdiler. Bakalım bu ikincisini de daha çok işte severlerse, işte izleyicinin tepkisine göre belki devam edebiliriz yine. Yani hep öyle bir kapımız var. Ama biz en azından bu filmin içinde olmaktan ayrı bir keyif alıyoruz. Nisan ayında Ankara'da gerçekleşen filmin çekimlerinde kar yağmış. Nisan'ın 10'u falan da herhalde. 23 Nisan'da kar yağdı. Evet, aynen, yani ben doğru. Bayağı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kar yağdığını gördüm böyle. Ya ben İsyan. Zaten çocukluğumdan beri ben görüyordum onu da. Hayır, Nisan'ın 10'u hiç unutmuyorum. O en üşüdüğüm gündü. Bildiğiniz böyle -7'leri falan gördü. Gece bir de böyle Ankara Kalesi'nde, Ankara'nın yüksek tepelerindendir altında. Bayağı üşüdük falan. Bunlar zaten başlı başına bir sürpriz oldu hepimiz için. İşte bu yağan kar falan da tuzu biberi oldu. Bayağı üşüdük ya. Üşüdük. Yani en şey onu söyleyebilirim yani. Ankara ile ilgili tabii aklımızda kalan ilk şey üşümek oluyor ama Ankara'da çalışmak çok keyifli bir yandan. Çünkü şimdi Şevkat Yerimdar zaten Ankaralı karakter. Bir Ankara halkı çok seviyor. Ayrıca çok şahit oldum yani ben de oradayken. Özgürcan'a bayağı ilgi gösteriyorlar. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle. Baba, oğul, kutsal ruhanla. Benim sana ne oluyor? Öyle bir düğün yap, öyle bir düğün yap ki şu Ankara bir indesin ha! Yok. Ben daha çok özledim. Aldığın her nefesi bilmek istiyorum. Sen zaten benim aldığım her nefes. Biliyor musun, ben aşık olmak için büyümek istedim. Ben seni çok temiz bir kalple seviyorum. Görmeyeyim kim seni. Geçtiğimiz yıl eşi usta müzisyen Kayahan'ı kaybeden İpek Açar'la çok özel bir röportaj gerçekleştirdik. Single'ımızda iki tane şarkı olacak. Bizim hep dilimizde, hep gönlümüzde. Hayat yamandır zehri. Soner Arıca fotoğraf çekimlerinde yeni imajıyla karşımıza çıktı. İşte usta müzik adamının açıklamaları. Çok zamansız gitti, çok zamansız, çok sancılı bitti, kalp dermansız. Yeni saç imajıyla karşımıza çıkan Soner Arıca bu konuda neler söyledi? Komik olmadan, yoksa şık olunabilir yani. Dayanacak gücüm yok. Yıllardır uzun saçlarıyla tanınan ünlü şarkıcı Soner Arıca'yı klibinin yönetmeni saçlarını kestirmesi için ikna etmiş. Gökhan, neredesin? Kaçtı yönetmenimiz. Röportaja yönetmen Gökhan Özdemir de katılıyor ve ünlü şarkıcıyı ikna etmekte pek zorlanmadığını söylüyor. Ben direkt böyle olması gerekiyor dedim, tamam dedi. Bilmiyorum ben daha önceki yönetmenlerle nasıl çalıştı, ne yaptı ama bende hiç sorun olmadı. Hatta ilk çalışırken şey dediler, çok titizdir dediler. Ama galiba şeyden o, biraz bekledi, biz yıllardır öncesinden tanışıyoruz.
Bekledi. Bir güven oluştu büyük ihtimalle. Ondan sonra ben ne desem tamam dedi. Klip çekiminde bütün ekibin uyum içinde çalışması Soner Arıca'yı motive etmiş. Yönetmen de, aranjör de, işte basın danışmanım da, ne bileyim işte kuaför de, birlikte çalıştığımız Mark Özel. Herkes bu anlamda çok birbirini anlayan, birbirinin ne demek istediğini, yani hani çok zorlamıyoruz. Bu çok önemli bir şey çünkü bana enerji kaybettirmiyor. Eskiden çok enerji kaybediyordum. Yani şöyle enerji kaybediyordum, ne bileyim işte yönetmenin istediğini kuaför yapamıyordu. Kuaförün istediğini diğeri yapamıyordu filan falan gibi. Bugün bütün şarkılar benim için çalsın. Yoruldum benim yerime dünya alsın. Gelmesin geri isterse aramasın sormasın. Ben unutmam kalbimde saklı kalsın. Güncel bir görünüme sahip olmak için imajını değiştirmiş. Beni bugünlere taşıyan işte vefasız derbeder, deniz gözlüm, beni bırakma sen gibi büyük hit şarkılar var. O şarkılara ihanet etmeden ama hani işte güncel de nasıl olabileceğimiz ve de işte komik olmadan, yoksa şık olunabilir yani. Soner Arıca, yönetmen Gökhan Özdemir'i klip çekiminde özgür bırakmış. Beni en çok mutlu eden tarafı ne istiyorsun diye sordu. Ben bunu istiyorum, o zaman yapalım dedi. Ve cidden geri dönüşlerden bunu algılayabiliyorum ve ya inanılmaz güzel bir şey çıktı. Çok zamansız gitti, çok zamansız, çok sancılı bitti, kalp dermansız. Ekibi sayesinde kendisini daha güçlü ve motive hissediyor. Ben işte şarkıcı olduğumu, background'umda neler yaptığımı biri hatırlatırsa hatırlayan biriyim. Yani sürekli onlarla yaşamıyorum ama dediğim gibi tarihsel bir şey, bana çok inanan ve sürekli işte sırtımı sıvazlayıp biz buradayız, sen hani çık sahnene ya da işte kameranın önüne, her şey iyi olacak. Yani onu hissettiğinde hani o şey var ya, kale gibi kavramı var ya, evet şu anda kendimi sağlam da hissettiğim için otomatikman içsel enerjim de dışa yansıyordur. Saçları kesildikten sonra aynada ilk kendisini gördüğünde ne düşündü acaba? Tüm samimiyetimle söyleyeceğim. Hiç büyük şok yaşamadım. Çok şok yaşayacağımı zannediyordum ve şöyle dedim. İlk söylediğim şey, ilk mankenliğe başladığım yıllara döndüm. İlk tepkim bu oldu, gerçek söylüyorum. Evet ya, ben 20'li yaşlara döndüm gibi hissettim. Hayranlarının büyük bir kısmından olumlu tepkiler alıyormuş. Büyük yüzdelerle çok iyi. Tabii şok olanlar, beni uzun saçlı halimle görmek isteyenler, o saçlar nerede, o saçlar diyenler de var ama buna da alışacaklar. Çünkü mühim olan şey şu, bir sanatçı bence moda olmak zorunda değil ama güncel de kalmak durumunda. O yüzden hani çizgisinin içinde güncel kalabiliyorsa doğru bir şey yapıyor demektir. Güzel kliplerle müzikseverlerin karşısına çıkmak istediğini söylüyor. Bütün Soner Arıca kavramını şarkılarda aramak lazım. Bunlar makyaj kısımları ama tamamlayıcı ve çok önemsediğimiz kısımlar. Özellikle benim, yoksa 60 tane klibim olmazdı. Bu durumu çok önemsiyorum ve bundan sonra da şunun da hani büyük konuşmaksa da büyük konuşmak. Hiç altta kalmayan, hep üste çıkan ve de herkese örnek teşkil edecek klipler yapılacak. Saklı adlı yeni şarkısı meğerse yeni albümünün habercisiymiş. Saklı aslında albümün habercisi. Klip de işte bundan sonra yapacağımız işlerin garantisi gibi duruyor. Bugün bütün şarkılar benim için. Eres una abusadora, como tu te evaporas, esos números lo escribiste en la computadora destructora. Lo que tú querías decora, y ahora te me mandas, si te me calora. Çılgın gurme Taner Güngör, harika lezzetleri sizler için araştırmaya devam ediyor. Enfes bonfile tarifine hazır mısınız? Ağzı da ses gidiyor. Ses gidiyor. What you want to hear, you've got to move her. Deep inside her heart, you've got to listen. Merhum sanatçı Kayahan'ın eşi İpek Açar'ın açıklamalarına kulak veriyoruz.
geçtiğimiz yıl eşi usta müzisyen Kayahan'ı kaybeden İpek Açar'la çok özel bir röportaj gerçekleştirdik. Single'ımızda iki tane şarkı olacak. Bizim hep dilimizde, hep gönlümüzde. Hayat yamandır, zehri yalandır. Geçer bu dertler, mehri zamandır. Geçtiğimiz yıl kanserden kaybettiğimiz usta sanatçı Kayahan'ın eşi İpek Açar'la birlikteyiz. Bizim hep dilimizde, hep gönlümüzde. Yani 2015 hakikaten bizim için çok kötü geçti ama bir yandan da her zaman şükür sebebimiz. Çünkü 22 yılımızı paylaştık beraber ve çok güzel bir evliliğimiz oldu, çok güzel bir evladımız oldu. Yani bazı acılara maalesef ki hayatta katlanmak zorunda kalıyoruz. Ama hayata tutunuyoruz mecburen. Ben de hayata kızımla tutundum, yaptığımız işle tutundum. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde bir single çalışmasıyla müzikseverlerin karşısına çıkacağını öğreniyoruz. Bursa'da ilk konserimizi yapacağız. Pembe İzler Derneği yararına yapacağız. Daha sonra 14 Şubat Sevgililer Günü'nde bir single'ımız çıkacak Allah'ın izniyle. Gene dinleyicilerle, izleyicilerle buluşacağız. Hayat devam ediyor. Seninle her şeye varım ben. Sen benim uğurlu yolumsun. Yıldızlara yürürüm senle. Sen iste canım senin olsun. Sen her şeysin. Canımı canına katabilirsin. İki şarkılık bir single çıkarmaya hazırlanan İpek Açar, bir şarkının sözü ve müziğini Kayahan'ın yaptığını belirtiyor. Single'ımızda iki tane şarkı olacak Allah'ın izniyle. Bir tanesi söz müziğini Kayahan Bey'in yazdığı. Geçen sene 14 Şubat Sevgililer Günü'nde canlı olarak seslendirdiğimiz Sevgiliye adlı şarkı. Diğer şarkıda bir sürpriz aslında. Sözü müziği bana ait bir şarkı. Onun hikayesini de çıktıktan sonra anlatayım. O sürpriz kalsın, özel kalsın, evet. Yok, 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 bir daha yok. Yok, 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 bu son olsun. Acılanma, dayanamam. Bu da gelir, bu da geçer. Hayat yamandır, zehir yalandır, geçer bu dertler, mühür zaman. Single'ı Sevgililer Günü'nde çıkarmasının da özel bir anlamı var. Anlamı özel benim için zaten. Sevgililer Günü olması, özel bir gün olması benim için çok özel. O yüzden Sevgililer Günü'nü tercih ettim. Single çalışmasından sonra bir albüm de düşünüyor. Bütün projelerimiz zaten Kayahan Bey ile ilgili. Kayahan Bey ile birlikte çalıştığımızın ürünü zaten. Single'dan sonra bir albüm çalışması çıkacak. Orada da sözü bestesi Kayahan Bey'e ait şarkılar olacak. Yani her şeyimiz beraber zaten, öyle söyleyeyim. Ben ne yapıyorsam hepsi Kayahan Bey'le ilgili olacak. Ünlü şarkıcıya kızını soruyoruz. Kızımız iyi çok şükür. 15 yaşında oldu. Boyu beni geçti. Okuluna devam ediyor. Tabii zor bir yaz geçirdik ikimiz de ama birbirimize tutunduk, sarıldık. Allah'ın izniyle iyi olacağız. İpek Açar'a fitallerinin sırrını soruyoruz. Öyle çok aşırı bir spor yapmıyorum işin açıkçası ama yürüyüş çok önemli. Artık hepimiz bunu biliyoruz. Bunun önemini herkes anlatıyor. Yürümeye gayret ediyorum, dikkat ediyorum. Onun haricinde çok özel bir şey yapmıyorum inanın. Beslenmeme dikkat ediyorum. Herkesin yaptıkları, artık toplum olarak da yavaş yavaş bilinçlendik bu tip konularda. Çok özel bir şey yapmıyorum diyebilirim. Şu elbisenin muhteşemliğine bakar mısınız? Gözlerime inanamıyorum. Ünlülerin akın ettiği Köstebekliler 2 animasyon filminin galasında neler yaşandı? Ya saf değil de pratik zekaları yok. Kanıltılar, bozulmuş gözleri. Türlü kötülükler yapıyoruz. Bu film çekilemez, çok zor.
Hayatın içinden bambaşka lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Tadı damaklarda kalacak bir tarif daha sizlerle. Çılgın gurme Taner Güngör harika lezzetleri sizler için araştırmaya devam ediyor. Enfes bonfile tarifine hazır mısınız? Ağzı da şef gidiyor. Şef gidiyor. She wants to hear you've got to move her. Deep inside her heart you've got to listen. When she tries to speak and tell her she's the bomb. Çılgın Gurme'nin macerası, hoş geldiniz sevgili seyirciler. Görmüş olduğunuz gibi bugün ünlü şef Faik Çiftçioğlu'yla birlikteyiz. Doğru söyledim şefim. Doğru söyledim. Evet, neredeyiz? Side'deyiz bugün. Tabi burası mutfak da şimdi ama Side'deyiz. Burası Side. Aynen. Gerçekten ama öyle. Side'deyiz ama mutfaktayız. Yapacak bir şey yok. Evet ama bu şapka da şey yapıyor. Evet Faik Şef, bugün ne yapacağız? Bugün bonfile yapacağız. Bonfile. Evet. Vay. Bir tutayım şunu. Evet, bonfile ama bu değişik bir bonfile. Değişik bir bonfile. Ne bonfilesi bu? Bu ton balığı bonfilesi. Bu bonfile gibi duruyor ama gerçekten balık. Bu ismi ne abi balığın? İsmi ton balığı. Bildiğimiz ton balığı. Kırmızı ton balığı. Aynen. Allah Allah. Nereden geliyor abi? Toparlayacağım, heyecanlandım ama bu okyanustan geliyor. Okyanustan geliyor. Aynen. Allah. Aynen. Hani bu Türkiye'de var yani, değil mi? Türkiye'de var. Şimdi gittik mi balık pazarında bunu bulabilir miyiz abi? Buluruz. Ha, bir sıkıntı yok yani. Aynen. Ne diyeceğiz? Ton balığı diyeceğiz. Ton balığı diyeceğiz. Kırmızı ton balığı diyeceğiz. Ama beyaz ton balığı da alabiliriz. Ha, beyaz da fark etmez. Aynen. Evet. Peki tatlar bu aynı, renkleri farklı. Ha, iyi tamam. Bugün şimdi ne yapıyoruz peki? Yemeğin ismi ne? Yemeğin ismi kıs. Kıs. Zaman kazanıyoruz o zaman. Kıs sebzeleriyle ton balığı yapacağız. Kıs sebzeli kırmızı ton balığı yapıyoruz bugün sayın Süper. Seyirciler. Süper. İsmi evet. Daha iyi oldu şimdi. Evet. Bunu çıkar olmuyor. Şimdi ama bir tane yemek yapacağız. Malzemeleri çok kalabalık. Tamam. Yardım isteyeceğim. Ben yaparım. Tamam. O zaman bunları şimdi bunu şu evet. Şekilde keseceğiz. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Aynen bonfile gibi kesiyoruz. Ben de yardım edebilirim Faik Şef'im. Ama demin söylemiştik, oyun bozuldu. Buyurun. Bozuldu. Ha, kestiniz artık. Kaldı bir tane daha. Kaldı mı? Böyle mi keseyim abi? İyi mi bu kadar kalınlık? İyi, süper. Hepsini kestik ya, balık süper, kalmadı. Süper. Evet. Biraz ama parçalandı bunları, ama olsun. Ha, bir şey bunu olmaz. Bunu, dur bıçağı şunu. Bıçak da maşallah. Evet. Kılıç gibi. Bıçak değil, kılıç bu. Aynen. Vallahi billahi. Evet. Şimdi görmüş olduğunuz gibi sayın seyirciler. Şimdi Faik Şef'le sosuna doğru evet. Yol aldıracağız. Şimdi bunun buraya sosları kadar yüzerek var. Geldi. Bunu buradan kestik. Bunları şey yaptık. Sosa doğru gideceğiz. Ya içeyim bunu. Kullanabilirsiniz. Ha, peki, tamam. Fazla sosumuz. Ben de yeterli. Zeytinyağını bol bulunca evet, böyle bol kullanıyoruz. Maşallah. İşte görmüş olduğunuz gibi sayın seyirciler. Sosumuz da geldi. Buraya bir tane balık düşmüş. Oraya düşmüş. Yüzerek geldi. Yüzerek geldi. Evet. Bu balıklar o balıklar mı? O balıkların aynısı. Ama sos aktı. Pardon. Peçete var mı? Peçete. Pardon. Mutfağa şey yapmayalım da sonra kızmasınlar. Nerede? Dur. Ha, dur buldum. Dur getireyim abi. Dur. Ben başladım. Niye başladın? Daldırmaya. Tekrar yüzdürüyoruz bunları. Şimdi Faik Şef. Efendim. Şimdi daldırdın da bunları. Bu ne sosu? Onu söylemedik şimdi. Ya bu sos evet. Zeytinyağı ve içinde toz baharatların olduğu bir sos. Dur göstereyim şöyle. 20'ye yakın baharat var. 20'ye ne var baharat dibine içinde? Dibine daldırırsak. Bakayım. Limon otundan. Vay. Köriye kadar bir sürü baharatımız bunu var. Bunu evde yapabiliriz değil mi? Yaparız. O zaman evdeki şöyle. Evdeki baharatları kullanabileceğiniz tüm baharatları koyabiliriz. Evde ne kadar varsa baharat. Ama limon otu muhakkak olsun. Ne otu? Limon otu. Nereden bulacağız onu? Limon yakışır ya. Ha, öyle mi? Buluruz. Bu mu limon otu? Limonun kabuğunu kurutup toz haline de getirebiliriz. Bu mu? Hayır, bu defne yaptı. Ha, defne. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Buraya getir. Al getir. Neyi getireyim? Getir. Evet, sayın seyirciler, ne yaptık? Balığımızı kestik. Kestikten sonra 20 çeşit olan zeytinyağının içine, 20 çeşit baharat olan zeytinyağının içine koyduk, değil mi? Evet, evet. Koyduk. Evet, şimdi baharatları sayacağım. Saymaya gerek yok. Evet. 20 tane. 6-3 çeşit balık gibi olacak. Yani, evet. Şimdi bunu dinlendiriyoruz mu burada? Şimdi bunu dinlendiriyoruz. Aslında kaç bir gün demirmesi gerekiyor. Evet. Ama biz baharata hızlıca bulayacağız bunu. Biraz da ılıktı. Evet. Daha iyi içine zerk etmesi için, işlemesi için ılık tuttuk. Hemen şöyle şu yüzüne evet. Baktığımızda, karıştırdığımızda vay. Bulanıyor ve içine daha rahatlıkla çekmiş olacak. Bunu ekmek şimdi arasında yenir. Evet. Pişirdiğimizde de göreceksiniz. Pişirdikten sonra bunların içine, aynı yağın içine tekrar daldıracağız. Ha, öyle mi? Aynı zamanda soğumasını da sağlayacak. Evet. Şimdi bu tamam. Bunu bekletelim şimdi. Aynen. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Burada soslarımız var. Değil mi? Yok. Yok mu? Sebzelerden sos yapacağız. Sebzeler yapacağız. Aynen, evet. Yapacağız. Hani bu da hazır. Hazır birkaç sosumuz var ama bizim yapacağımız haşlama soslar da var içerisinde. Öyle mi? Nasıl yapacağız? Şefim onları getirir misiniz? Bunun içine ne koyuyoruz peki? Daha önceden haşladığımız havucumuz var orada. Evet. Yine onu da zeytinyağı ile blenderda çekip püre haline getireceğiz. Evet. Hemen usta parçalayalım onu.
Evet. Sonra, şimdi, evet sonra bunu götürüyoruz. Bunları ben teker teker anlatacağım sonra. Karıştı, ortalık karıştı. Evet. Bir anda karıştı ortalık. Sonra bunu götürüyoruz. Nereye götürüyoruz? Izgaraya doğru götürüyoruz. Şu dumanı bize doğru gelen ızgara var ya. Oraya mı götürüyoruz? O zaman dur ben aman abi dur. Faik usta ver. Faik abi çünkü bunu her an düşürebilir. Kolay gelsin. Görmüş olduğunuz gibi Faik Şef'le şuradan şuraya geldik. Bayağı yorulduk. Faik Şef. Ulaştık geldik. Vallahi yorulduk. Yani. Sen de terledin bayağı. Evet. Yani, şimdi balıklar zeytinyağının içinde 20 çeşit baharatlı zeytinyağının içinde. Şimdi ızgarada pişirecek miyiz bunları? Aynen ızgarada pişireceğiz. Evet. Atıyoruz mu balıkları? Atıyoruz balıkları. Hadi bakalım. Hadi vatanı millet hayırlı olsun. Balıkları attık. Evet balıkları. Evet çok, ne oldu? Çok pişirmeden evet. Çeviriyoruz. Evet aman niye pişirmiyoruz çok? Çok pişirmiyoruz. İçinde biraz böyle çiğ karabiber. Çiğ tabii. Biraz şey kalsın. Uzak doğumluların çiğ yediğinden bahsettik. Ha, biraz bize de evet. Çiğ yediği bize de kalsın. Vay bayağı da bak. Kokuyamam. Vay. Baharatların kokusuyla balığın kokusu birleşik var. 20 çeşit baharat var burada. 20 çeşit. Aynı zamanda ağır bir balık kokusu da geldi. Say diye bana baharatları. Say. Sayıyorum. Bak sayıyorum. Tamam. Kişmiş. Kişmiş yok mu abi? Tamam. Kişmiş, kırmızı biber. Bravo. Karabiber. Bravo. Çörek otu. Mıdır otu. Mıdır. Biliyor musun? Mıdır otunu bilir misin? Mıdır otu. Safran. Mıdır otu değil mi? Mıdır aslında. Kendim bakıyorum şimdi yani otları biliyor muyum diye. Kekik. Bu arada orada, nane. Orada bir es verelim. Şöyle verdik. Bu tarafa doğru. Evet. Ne oldu? Bunlar çünkü oldu. E ne yapacağız bunları? Bu kadar hızlı oldu. Alalım mı? Şimdi aynısının içerisine. Evet. Ha, balıkları koyuyoruz gibi. Aynı bizim zeytinyağının içine. Zeytinyağının evet. İçerisine bu balıkları tekrar koyuyoruz. Koyalım abi. Dinlensinler orada. Hop. Evet. Burada kalacaklar mı bunlar biraz daha? Burada kalacak. Soğuyuncaya kadar burada kalacak. Ha, biz şimdi ne yapmaya gideceğiz? Biz sebzelerini hazırlamaya gideceğiz. Ha, püresi, daha kardeşim bitmedi. Aynen, püresi hazır oldu. Tamam bunlar kalsın. Alayım bunu yanıma. Kalsın. Bir oraya git, buraya git. Beynim döndü. Evet. Neyimizi yapıyoruz? Balıkları koyduk oraya. Yapıyoruz. Sosumuzu yapıyoruz. Aynen. Evet sayın. Portakal. Bülentçik balıklarımız orada dinleniyor şu anda zeytinyağında. Aynen. 20 çeşit. Baharatın içinde dinleniyor. Aynen. Şimdi Faik Şef ne yapıyor? Hı-hı. Sos yapıyor. Neden yapıyor? Limonu portakaldan. Portakal, evet. Limon evet. Yapacağız. Başka? Hindistan cevizini yapacağız değil mi sakın? Hindistan cevizi yapmayacağız. Biraz da elma suyu. Vay sese bak ama. Yeşil elma suyu koyacağız içerisine. Geliyor mu ses? Kulağımı vallahi bu ne koyacağız? Yeşil elma peki, suyu. Peki buyurun. Bu üçünden bir sos yapacağız. Bunların suyunu. Blender'da mı yapacağız bunu? Hayır, suyunu sıkıp tamam. Sonra. Tamam. Nerede sıkacağız abi? İçerisine alacağız onu. Var mı sıkma şeyiniz? Var, sıkmamız var. Bunları sıkın getirin ya, abi. Evet. Bunları sıkın. Aynen. Şefim, bunları bir zahmet bizi uğraştırmayın. Bunları bir sıkıp getirin abi. Çılgın Gurme'nin mahzaretimizle devam ediyor sayın seyirciler ve geliyor. Geliyor işte. Geldi. Buyurun. Evet. Ne yapıyoruz bunu? Şimdi İçiyoruz mu? Bunu kaynatacağız. Evet, kaynatacağız evet. Buyurun. Evet, bu ne kadar da kaynayacak? Bunu biz kaynamaya bırakalım, kendi halinde kalsın. Peki, kaynasın. Tamam. Şimdi başka? Şimdi sebzelere geçelim. Bu ne hocam? Bu kırmızı pancarın zeytinyağına hazırlanmış püresi. Çok basit, bak. Pancarı at bunun içine. At, zeytinyağı da koy. Ah, bu hali alıyor. Aynen. Bu pancarımız. Ah, bu ne? Havuç. Demin yaptığımız bak, gibi. Bak ne yaptı? Havuç bunun içinde. Ne yaptı? Buna zeytinyağı koy. Ah, hop. Al sana havuç. Şurada kısa kısa hazırladığımız yine soslar var. Onları da söyleyeyim ben size ilave söyleyeyim. Eden. O ne? Domatesin yine hafif püre haline gelmiş hali diyelim. Evet. Yani kırmızı soğan ve beyaz soğan kullandık buna. Çok güzel. O ne? Bu da sadece kırmızı soğan ve elma evet. Sirkesi. Tamam. Daha önceden kaynattık. Yani peki. Kolayca yapılabilecek bir sos. Çok. Bu ne? Bu da küçük yeşillikler. En son bu tabağımız ne? İçin kullanacağız. Yine onu da, bu da kırmızı turp. Ala turp. Tamam. Gidiyoruz şimdi yemeği yapacağız. Bitti mi? Sosu, son halini gösterelim mi sosu? Tamam. Gör. Hop. Gel. Sos kaynadı. Ah. Glaze oldu iyice böyle. Ne oldu? Glaze. Glaze mi derler buna? Glaze. Ah, glaze oldu. Ne var bunun içinde? Ah, bunun içinde ne var? Portakal, limon, domates, elma. Elma suyu, evet. Ah, bak ne yaptık bunu? Biraz pişirdik. Karamelize oldu. Evet, bak. İçin bunu böyle. Limonumsu balığa yakışır. Evet, sos bunu ne yapıyoruz şimdi? Ne yapıyoruz? Bunu en son tabakta kullanacağız. Al, elim kaldı. Evet. Yapıştı sıcak. Tamam. Ver abi tabağımızı. Ver abi. Evet. Tut. Şefim, sayın şefim. Nereye koyayım bunları? Buraya. Süzeyim mi? Süzeyim mi böyle? Süzeyim tabii, mi? Tabii biraz süzülsün.
direkt sebzelerden, hazırladığımız sebzelerden başlıyoruz usta. Hadi buyurun. O ne? Şimdi burası tablo. Evet. Ha, resim mi yaptınız? Boyalarımızı al. Sanatçı. Şimdi sanatçı. Evet. Aynen. Ben bunu anlamam. Hatta önce onu şundan, şef yapacak abi. Önce şundan başlayabiliriz. Hani evet. Domatesimiz. Domates sos demiştik evet. Ya. Hadi bakalım. Buyurun. Evet. Buyursunlar. Buyurun. Ver. Evet. Başladık. Evet. Ne oldu? Tabağa koyuyoruz. Evet. Hadi bakalım. Bu balığı inşallah yiyeceğiz bugün. Yiyeceğiz. Bu balığı inşallah bugün yiyeceğiz sayın seyirciler. Aynen yiyeceğiz. Evet. Bir tane daha koyalım. Vay vay vay. Birkaç vay, kişi vay. Yiyeceğiz ya, kalabalık olsun balık. Vay vay. Benim şapkam geldi. Orada sonra fotoğraf çekeyim. Evet. Şimdi geldik yeşilliklere. Buyurun. Atayım aynen. Mı? Ben eldivenimi değiştireyim. Ben yok atayım. Siz söyleyin. Üstüne yok, atayım onlara şöyle. Biraz zeytinyağı koyacağız. Hepsine zeytinyağı. Bitmedi abi. Aynen. Sanat da be. Ama müşteri bekliyor şefim. Müşteri bekliyor. Hepsine zeytinyağı. Ama o ne? Ver. Bir şeyler daha geldi. Kurutulmuş elmamız ve... Ekmek demiştik ya. Ha, kurutulmuş. De al. Kurutulmuş aynen. Elma. Bu da ekmek. Kurutulmuş. Ekmekleri de kurutmuştuk. Ha, bunu da. Zeytinyağı. Bu çok basit. Bunu evde yaparsınız. Elmayı al kes. Bunu da al kes. Koy fırına. Kurut. Çıkar. Aynen. Şefe kaldık mı? 6 saat bunu da. Evet. Şef o. Sanat yaptı orada. Ne oldu evet, şefim? Yeşillikler. Tamam. Hafif zeytinyağı yapıyoruz demiştik. Böyle balığı iyice şımarttık bugün. Bunu koymadı soğanı. Onu da koyacağız. Ya. Kenar. Evet. Karamelize. Vay vay vay. İsim vay, gibi vay, oldu. Vay vay vay. Vay. Söyledikçe dondurmacı şey gibi oldu. Aynen öyle. Bunu yerken de şimdi ben 3 saat yiyeceğim bu balığı. Hop. Ha? Biraz eziyet olsun abi. Çünkü o kadar evet. Uğraştık abi hemen yenmez. Bu da tamam. Ne kaldı? Yiyeceğiz artık. Yok vazgeçemediğimiz ne? Bir şey var. Ne bizim. Vardı? Ekmek ama çok az koyacağız. Elma? Evet. Balık iyice şımardı. Balık iyice şımardı. Yiyemedik şu bir türlü balığı. Kurutulmuş elmayı da. 6 saat oldu. Hop. Hah. Hadi bakalım. Tamam. Buyurun efendim. Buyursunlar efendim. Buyurun. Şefim nasıl yiyeceğiz? Bir şey var mı yani sosuna mosuna nasıl bir yok, şey yok zaten sosuna bulaştı. Evet. Biraz böyle alabiliriz. Ha onları diyorum doğru. İşte. Aynen. Of. helal şefim. Eyvah. Şef, dayanamadım. Şef gidici. Şef gidiyor hepsini ben yiyeceğim. Bir saniye. Ne oldu bir saniye? Ha. Yaprağımızı unuttum. Bir dakika bitmedi. Bir daha bitmedi daha. Of. İşte bu. Hazır mıyız? Oh rengarenk gitti. Bak ciddi bir şey değil mi? Bugüne kadar yedim en lezzetli balık vallahi billahi. İnanılmaz mı? Ellerini koluna sağlık şefim. Sağ olun. Ağzı da şef gidiyor. Şef gidici. Sayın şefim. Ellerini kollarına sağlık. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. İnşallah. Kusura bakmayın sizi yorduk. Ne demek teşekkür ederiz. Yorgunluk değil. Seve seve. Saçlar da aynı. Sırada ünlüler geçidinin boy gösterdiği Köstebekgiller 2 filminin galası var. Şu elbisenin muhteşemliğine bakar mısınız? Gözlerime inanamıyorum. Ünlülerin akın ettiği Köstebekgiller 2 animasyon filminin galasında neler yaşandı? Ya saf değil de pratik zekaları yok. Kalıntılar, bozulmuş gözleri. Türlü kötülükler yapıyoruz. Bu film çekilemez, doğru. Çok zor. Animasyon film Köstebekgiller 2'nin galasında ünlüler geçidi yaşandı. Pelin Körmükçü minik kızı Selin'le gelmiş galaya. Filme övgüler yağdırıyor. Köstebekgiller hakikaten ayrıca çok sevdiğim ve çok beğendiğim filmlerden. Çocuklar için özellikle çok çok güzel. Hem eğitici hem öğretici. Ondan sonra hem arkadaşlığın ve en güzeli hayvan sevgisini çocuklara çok güzel aşılıyor bir kere. Hani altında o var. Ondan sonra ve Köstebekler de zaten çok şirin. Bence çok güzel kurgusu olan ve çok güzel bir akla zekaya sahip bir çocuk filmi. Neler söyleyeceksin? Heyecanlı mısın? Evet. O zaten duyunca hemen hani gidecek. Ve biraz da rahatsız aslında. Yani çantamda böyle ilaçlarla geldik. Normal hava şartları, okul zamanı. Ondan sonra ama gene de dedim ki hani ateşimiz öyle çok Allah'tan yok. Geldik öyle izlemek için. Anlat bakalım şu elbisenin sırrını. Elbise? Tılsımlı. O gıcık köstebeklerle bir ilgisi var. Şovmen Hayrettin'le birlikteyiz.
Türkiye-Amerika arasında mekik dokuduğunu öğreniyoruz. Yeni geldik Amerika'dan yine. Ondan sonra yine gidip geliyoruz yani. Rollemeler devam. Aynen devam ediyor. Hakikaten de ne diyeyim, nasıl anlatayım? Trollendiklerini de anlamıyorlar. Çünkü ben sürekli Türkçe konuşuyorum, ediyorum. Ve hakikaten dilimizi merak ediyorlar falan. Ondan sonra... Çok mu saf bu Amerikalılar? Ya saf değil de pratik zekaları yok. Çabuk kanıyorlar. Kanıyorlar ama şunu söyleyeyim, Türkçe öğrendiler. Valla sayemde öğrendiler Türkçeyi. Gerçekten. Hayrettin çizgi film hastası olduğunu itiraf ediyor. Ben çizgi film hastası bir adamım. O yüzden hazır Türkiye'deyken de bunun galasının olduğunu öğrendim. Bu filmin girdiğini öğrendim. O yüzden koşa koşa geldim diyebilirim. Merak da ediyorum açıkçası. Aynen yani... Hatta şöyle yapıyorum. Eskiden bizim alışkanlığımız vardı ya, her sabah çizgi film izlemek. Pazar sabahı. Özellikle pazar sabahı. Aynen. Ben o tip bir adamım. Şu anda evde her sabah pazar günleri sabah çizgi film açıyorum. İnşallah köstebeklerde güzel olacak diye düşünüyorum. Kim bu köstebekler? Mektup geldi. Mektup geldi. Bunlar normal köstebek değil. Konuşabiliyorlar. Çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Hemen hemen her dilde şarkı söyleyebilen Zeliha Sunal'ın da animasyon film sevgisi bir başka. Ben ezelden beridir öyle diyeyim yani. Çünkü çizgi film başka bir şey. Orada istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Her şeyi olabiliyorsunuz. Yere düşüyorsunuz, uçuyorsunuz. Hiçbir zaman için ölmüyorsunuz, ne bileyim ben. Hep böyle hayat neşe içerisinde farklı geçiyor ve sonuçta çizgi film başka bir şeye hayat veriyor. Ben yıllardır izlemeye devam ediyorum. İzlemeye de devam edeceğim daha. Ve bu köstebekgillerin zaten hastaları var etrafımda. Herkes, gel bebeğim, gel aşkım, gel. Sen de konuşacaksın. Sen seviyor musun köstebekgilleri? Ha? Ay çok seviyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Emektar oyuncu Ayla Algan rol aldığı Köstebekgiller 2'deki sahnesini anlatıyor. Yani benim sahnem... filmdeki sahnemde bunlar pek yoktu. Ben hakiki birine kör bir terziyi oynuyorum. Böyle taşları işlemekten gözleri parıltılar, bozulmuş gözleri. Dolayısıyla gel fotoğraf çekelim. Gel. Bak çok güzel, görüyorsun abileri. Filmin ilkinde oynayan Ruhi Sarı şimdi galaya konuk olarak gelmiş. Film haline geçti. Hikaye gereği yoktum. Bakalım üçüncüsüne inşallah tekrar aileye döneceğiz. Bakalım. Seri olarak devamı gelir mi diyorsun? İnşallah gelsin. İnşallah. Sizden neler yapıyorsunuz? Ben tiyatroyla devam ediyorum şu ara. Bir yoğunluk var. Turne yoğunluğumuz var. İki tane sinema filmi yükledim ben de bu arada. Ama işte onların post aşaması, vizyona girmesini bekliyoruz. Heyecanlı bir bekleyiş başka tarafta da var. Ve Köstebekgiller 2 filminin tüm oyuncuları birlikte basının karşısına çıkıyor. Birinci filmin gördüğü ilgi üzerine zaten hani dizimiz çok güzel ilgi görmüştü. İkinci filmi çektik. Bu sefer çok daha bol aksiyon, çok daha enerjik bir film olduğunu düşünüyorum. Hatta hep söylüyorum, basın toplantısında söylemiştim. Senaryoyu okuduğumda dedim ki bu film çekilemez, çok zor. Ama bir şekilde çektik. Bu zor bir film. Bu zor bir filmdi. Yarı animasyon, yarı real işler biraz zor. Ama biz diziden antrenmandayız İnci'yle. Sağ olsun Yavuz Bey de bize katkıda bulundu. Geldi sesiyle renk verdi. Janset çok güzel bir şey verdi. Birinci filmden daha iyi olmasını bekliyoruz. Türlü kötülükler yapıyoruz. Gölge. Görüşmeyeli ne kadar uzun zaman oldu. Şimdi yeniden başlıyoruz. Etkinlikler için takvime not düşeceksiniz. Çünkü hayatın içinden ajandası geliyor ekranlarınıza. Rock müziğin sevilen ve beğenilen yorumcusu Emre Aydın, İstanbullu dinleyicileri için bu akşam sahne ışıklarının altına çıkacak.
çok sayıda hit şarkıya imza atan Emre Aydın bu akşam İstanbullu rock müzik dinleyicilerinin kulaklarının pasını silecek. Gelsen de Anlatsam isimli son single'ıyla müzik listelerindeki yerini alan Gökhan Tepe bu akşam İstanbul'da sahneye çıkacak. Gökhan Tepe seslendirdiği dillerden düşmeyen şarkılarıyla bu akşam İstanbul Beyoğlu'nda hayranlarının karşısında olacak. Halil Sezai birkaç ay önce yayımladığı Ervah-ı Ezel adlı albümü ve sevilen şarkılarıyla bu akşam Ankara'da sahne alacak. Hem oyunculuk hem de müzik çalışmalarıyla geniş hayran kitlesine ulaşan Halil Sezai bu akşam Ankara Kavaklıdere'de hayranlarına unutulmaz bir performans sergileyecek. Hayatın İçinden programının bugün de sonuna geldik. Haftanın başında pazartesi günü aynı saatte 360 ekranlarında sizlerin karşısında olacağız efendim. Şimdilik hoşça kalın.